Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BIMix yazılımından söz edeceğim. Özellikle bu pandemi süreciyle birlikte internet yayıncılığı, internette yayın yapmak, canlı yayınlar oluşturmak, konferanslar düzenlemek, hatta sempozyumlar, kongreler düzenlemek şeklindeki etkinlikler çok fazla sıklıkla rastladığımız etkinlikler arasında yer alıyor. Elbette ki biz de bunun nasıl yapılabildiğini veyahut da ne yapabileceğimizi, internetten canlı yayın yaparken hangi araçları kullanabileceğimizi pek çoğumuz yakından biliyoruz. Bu yazılımlardan birisi de Vimix yazılımı. Aslında Vimix son derece profesyonel olarak düzenlenmiş bir yazılım. İnternetten canlı yayın yapma aracı olarak kullanabileceğimiz, profesyonel düzeyde sizlere özellikler sunan bir yazılım. Yazılım üzerinde videoları bir araya getirebilirsiniz. Bunları ön izleyebilirsiniz. Aralara efektler, geçişler ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda ses gibi özellikleri de katarak profesyonel bir yayıncılık yapabilirsiniz. Vimix ile oluşturduğunuz videoları bilgisayarınıza kaydedebileceğiniz gibi aynı anlamda farklı sosyal medya platformları üzerinde de yayın yapabilirsiniz. Örneğin oluşturduğunuz bir videoyu ya da canlı yayını ya da konferansı Facebook, Twitter, Periscope, YouTube gibi farklı canlı yayın platformlarında aynı anda yayınlayabilmeniz mümkündür. Bu yönde de hakikaten son derece gelişmiş özellikler sunuyor. Program tabii ki bir lisanslı program. Şimdi şu anda ekran olarak karşınızda bunun özellikle yurt dışı sayfası açık, İngilizce sayfası açık. Bu sayfa üzerinden bu yazılımı edinebilirsiniz. Ama özellikle ben Türkiye'de yaşayan izleyicilerimiz açısından söyleyeyim. Bunun Türkçe web sayfası da mevcut. Şimdi bakın şurada Türkçe sayfalarını görebiliyorsunuz. Şimdi Türkçe sayfası üzerinden bu yazılımla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi şuraya yazılımla ilgili değişik karşılaştırmalar verilmiş. Elbette ki yazılımın ücretsiz bir sürümü de kullanıcıların hizmetine verilmiş durumda. Şu sayı vimix.com.tr üzerinden bu yazılımın ücretsiz sürümünü de indirip bilgisayarınıza yükleyebilmeniz mümkün. Fakat burada sınırlandırmalar getirilmiş. Dikkat ederseniz 4 giriş yapabiliyorsunuz en fazla. Yani 4 tane video ekleyebiliyorsunuz canlı yayınınıza. 2 kamera bağlantısı yapabiliyorsunuz ya da NDI girişi yapabiliyorsunuz. Bu tarzda oluşturulmuş yani lisanssız bir yazılımla oluşturduğunuz videoyu en fazla 768'e 576 çözünürlükle çıktı verebiliyorsunuz. Yani yayına aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda overlay olarak da bir kanal ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bakın kısıtlamalar var dikkat ederseniz. Pek çok açıdan kısıtlamalar getirilmiş. Dolayısıyla ücretsiz bir sürümü şu anda mevcut. Aynı zamanda HD yayın yapamıyorsunuz dikkat ederseniz ücretsiz sürümüyle. Şimdi bu yazılım özellikleri arasında en pratik olan kullanımlardan birisi de şurada yer alan bakın video call ve mix arama özelliği. Siz canlı yayın yaparken yazılım üzerinden farklı kişilerle bağlantı kurarak onları yayına katabiliyorsunuz. Bu da hakikaten profesyonel internet yayıncılığı açısından önemli bir özellik gibi duruyor. Ama bu lisansına göre değişiyor. Şu alt segmentlerde yer almazken şu segmentte bir katılımcı, şunda dört katılımcı, bunda ise 8 katılımcıya kadar yayına katabiliyorsunuz. Bu özelliği denedim. Son derece profesyonel çalışıyor. Gayet de güzel bir özellik. Eğer internet hızınız destekliyorsa 1080'e kadar görüntü netliğinde ve kalitesinde video bağlantısı kurabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz bu yayına efektler ekleyebileceğiniz gibi ki canlı ekliyorsunuz bunların hepsini. Aynı zamanda alt yazıları ekleyebiliyorsunuz. Bu da hakikaten güzel bir özellik. Aynı zamanda eğer YouTube'da bir kanalınız var ve oradan canlı yayın yapıyorsanız isterseniz yayınınıza kendi özel logonuzu da ekleyebilmeniz mümkün. Dikkat ederseniz özellikleri itibariyle aslında pek çok kullanıcının yani internet yayıncılığını tercih eden ve odasından internette canlı yayın yapabilen herkesin tercih edebileceği gerçekten güzel donanımlarla özelliklerle
donatılmış bir yazılım olarak duruyor karşımızda. Şimdi şu Türkiye sayfasına geldiğimiz zaman Windows.com.tr. Şurada yazılım, burada da indir seçeneği var. Buna tıkladığınız zaman ekranınıza karşı şu sayfa geliyor. Buradan bunun demo sürümünü, yani ücretsiz sürümünü indirip yükleyebilirsiniz. Bunu indirip yüklediğiniz zaman 60 gün deneme sürümüne sahip oluyorsunuz. Ama dediğim gibi deneme sürümünün kısıtlamaları var. O kısıtlamalarla birlikte bu benim işim görür ve bunu kullanırım diyorsanız indirip kullanabilirsiniz. Ama eğer ücretli olarak satın almayı düşünüyorsanız da dikkat ederseniz şurada fiyat listelerde verilmiş en ucuz 54 dolardan başlamış 135, 315, 630 ve 1080 dolara kadar varan fiyatlarla yazılımı temin edip kullanabilmeniz mümkün. Yazılımı iki şekilde satın alabilirsiniz. Yani bu yurt dışı sayfasından satın alabileceğiniz gibi Buy Software diye seçenek var dikkat ederseniz. Aynı zamanda Türkiye sayfası üzerinden de bir tek video adresi üzerinden de aynı şekilde yazılımı temin edebilmeniz mümkün. Şimdi yazılım lisans ücretini bir kez ödüyorsunuz. Yani ödediğinizde bu yazılım sizin oluyor. Ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Ama bir yıllık güncelleme alabiliyorsunuz yalnız. Yani satın almış olduğunuz lisansla birlikte bir yıl sonuna kadar çıkan tüm güncellemeleri indirip yükleyebilirsiniz. Ama bir üst sürüme geçmek isterseniz bu durumda da bir upgrade, bir güncelleme ücreti ödemeniz gerekir. Şimdi biz bu şeyimizde, programımızda veyahut da bu videomuzda sizlere bu yazılımı indirip yüklemeyi anlatayım. Sonra da bir arayüz, yani temel özellikleri neler? Bunun arayüzü üzerinden sizlere bunları göstermeye çalışayım. Şimdi indir dedik. Tıkladığımız zaman bakın şimdi karşımıza doğrudan bir video exe dosyası çıkıyor. Bunu indirecek şimdi bize. Aşağıda indiriyor tabii, buradan göremiyoruz. Bakın şu segmentte bunu indirmeye başladı. İndirme tamamlansın. Kurulumu itibariyle zor değil. Herhangi bir yazılımı bilgisayarınıza yükler gibi yüklüyorsunuz. Ha bu arada onu indirmeye çalışırken ben şeyden bahsedeyim. Yani bilgisayar donanımı olarak ne istiyor? Yani sistem gereksinimleri ne bu video yazılımını? Dikkat ederseniz Windows 10 minimum. Yani Windows 10 ve üstü bir işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor. İki çekirdekli bir işlemci ya da Intel i7 işlemcinin işlemciye sahip olmanız gerekiyor. En az 4, en fazla 8 GB RAM'iniz. Aynı şekilde bir hard diskiniz ve tabii ki belli bir kapasiteye sahip hard diskiniz olması gerekiyor. Ve aynı zamanda eğer bir grafik kartınız yoksa bilgisayarda bundan uzak durun. Çünkü video, özellikle videolarda geçişlerde donmalar yaşayabilir. Eğer bir grafik kartınız hızlı değilse. Şimdi ekran çözünürlüğü olarak da yani 4K'ya kadar tabii aldığınız yazılımın özelliğine göre destekleyebiliyor. Şimdi grafik kartı olarak aşağıda dikkat ederseniz değişik grafik kart seçenekleri verilmiş. En az 2 GB'lık bir grafik kartınızın olması gerekiyor, onu ifade edeyim. Ama Nvidia'nın 1060, 1660, 2060 gibi grafik kartları olursa 4K çözünürlüklü videolarda düzenleyebilirsiniz. Ama şunu ifade edeyim, tabii ki 4K çözünürlüğüyle oluşturduğunuz bir videoyu bilgisayarınıza kaydedip YouTube kanalınız veya bir platform üzerinden yayınlayabilmeniz mümkün. Ama eğer bir canlı yayın yapıyorsanız 4K yayın yapamazsınız. Çünkü bizdeki şu anda internet hızımız ya da şu anki internet hızı itibariyle 4K yayın yapabilmek canlı mümkün görünmüyor bu sosyal medya platformları üzerinden. Evet, sistem gereksinimleri de bunlar. Yani gördüğünüz gibi aslında ortalama özellikler istiyor ama donanımınız güçlü olursa da son derece pratik kullanabiliyorsunuz bunu. Şimdi gelelim, bir Excel dosyasını indirdi. Tıklayalım ve yükleyelim. Evet dedik, onayımızı verdik. Evet dedi ki Net Framework bende bilgisayarda yüklü değilmiş. Onu indir ve yükle dedik. Onu yüklemesi gerekiyor çünkü tam stabil çalışabilmesi için.
Evet. Çok fazla bekletmedi, yükledi. Tabii ki bu yükleme süreleri sizin bilgisayarınızın hızına göre, donanım hızına göre değişebiliyor veya internet hızınıza göre değişebiliyor. Onun için kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Evet, bunu yükledik ama sanırım bilgisayarı açıp kapatmamız gerekecek. Ben bu arada bilgisayarımı açıp kapatayım. Sonra tekrar devam edelim. Evet, bilgisayarımı açıp kapattım. Şu an itibariyle Linux yazılım olarak da bilgisayarıma indirilmiş durumda. Şimdi beraber yükleyelim. Shift tıklıyoruz. Herhangi bir yazılım yükler gibi, gördüğünüz gibi herhangi bir ekstra özellik istemiyor. Evet. Şimdi birazdan yükleme başlayacak. Altta simgesi görüldü, dikkat ederseniz. Evet. Next, next diye bunlara onay vererek devam ediyoruz. Tabii yükleme yerini seçebilirsiniz buradan. Masaüstü ikon oluşturayım diye oluştursun. Devam ediyoruz. Evet, yükleme biraz zaman alıyor. Yükledi efendim. Şimdi şurada kodek yüklememizi istiyor. Yüklesin ve sonra da mix'i başlatsın. Şurada açtık. Next sanırım bu kodek için yeniden yükleme yapacak. Evet, bitirdi. Text dosyasını okumayalım. Şimdi evet, programımızı açıyor. Evet, İngilizce olarak bu şey yapıyorsan arayüz olarak dil seçenekleri olarak dikkat ederseniz bir Türkçe seçeneğimiz yok. İngilizceyi tercih ediyoruz. Burada lisans kodunu gir diyor. Eğer sizin bir lisans anahtarınız varsa buradan girerek programınızı aktif edebilir. Veyahut da şimdilik kullanıp daha sonra 60 gün içerisinde bir lisans satın alabilirsiniz veyahut da programı kaldırabilirsiniz. Şu anda geçerli bir email adresi gir diyor. Girmeyeceğiz. Değerli dostlar, ben bu programı bir aktivasyonunu yapayım. Daha sonra tekrar size döneceğim. Yani lisans kodumu gireceğim. Bu yayında görünmesin diye çıkıyorum buradan. Evet arkadaşlar. Şimdi Linux programımızı yükledik. Aktivasyonunu yaptık. Şu anda lisanslı bir kullanıcı olarak programı çalıştırdık. Programı açtığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada 3 ana bölüm var, dikkat ederseniz. Yani bu videomuzda sizlere bu Linux programının genel bir tanıtımı, yüklenmesi ve arkasından da temel ana arayüzünü tanıtmayı planlamıştım. Şimdi karşınıza şöyle bir arayüz çıkıyor. Bu arayüzde 3 ana bölüm var. Bu ana arayüzün belki daha önce bu tip programlar kullanan arkadaşlarımız vardır. Onlar için anlatmıyorum ama sıfırdan başlayanlar için söylüyorum. Şu alt kısım sizin input alanınız, yani girdileriniz. Siz yayınınıza, canlı yayınınıza eklemek istediğiniz bütün videolar, video bağlantıları ya da diyelim ki Zoom'dan ya da Skype'den siz yayın aktardınız buraya. Onu da siz yayınınıza katabiliyorsunuz. Bütün bu girdileri şu kısma ekliyorsunuz. Eklediğiniz zaman bu kısma gelecektir.
Bunların üzerine bir tıkladığınız zaman şu kısımda ön izleme alanıdır. Yani şu kısımdaki alan ön izlemedir. Buraya kadar sizin yayınınızla bilgisi yok. Ama bunu şu efektlerden birine tıklayıp da şu alana aktardığınız zaman burası sizin yayın alanınız. Yani videoyu kaydettiğinizde ya da herhangi bir platformdan canlı yayına aktardığınızda nasıl görünecekse buradaki görüntü odur. Yani burada göründüğü şekliyle yayını aktarmış olacaksınız. Arayüz özellikleri böyle. 3 temel bölümü ve sekmesi var. Bunların hakikaten gerçekten çok kullanışlı bir program. Burada girdilerinizi istediğiniz gibi oluşturabiliyor, mikrofon takabiliyor. Yayına sesli olarak katılabiliyorsunuz. Ya da video arama yöntemiyle bir başka kullanıcıyı lisans durumunuza göre yayınınıza katabiliyorsunuz. Bunları da canlı yayına aktarabiliyorsunuz. Ya da araya diyelim ki bir video eklemek istiyorsunuz canlı yayın akışınız içerisinde. Şu kısmı o videoyu girerek onu da aynı şekilde canlı yayınızda yayınlayabiliyorsunuz. Son derece profesyonel özellikler kullanılan güzel bir yazılım. Belki bundan sonraki videolarımızda sizlere bu yazılımın temel özelliklerini nasıl videoya ekleyebileceğinizi, ses ekleyebileceğinizi, yayına aktarabileceğinizi ayrı ayrı teker teker anlatmayı düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzda sizlere sadece bu programın kurulumunu ve temel arayüzünü göstermeyi planlamıştım. Dolayısıyla burada bu yayınımız sona ermiş oldu. Hoşça kalın. Bir başka videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle.